Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Şu an Expo 2024'teyiz ve yanımızda oldukça ilginç bir araç bulunuyor. Merhabalar Yaşar Bey. Merhabalar. Merhabalar. Kendinize takipçilerimizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii, ben Yaşar Tecim. Volkan İtfaiye Anonim Şirketi'nin genel müdürüyüm. Aynı zamanda ikinci kuşak kurucu temsilcisiyim. Ben direkt arkamdaki aracı soracağım size. Evet. Fuar alanına girer girmez böyle bir şey direkt dikkati çekiyor. Çünkü yani klasik itfaiye araçlarına göre çok farklı görünüyor. Hatları çok iyi görünüyor. Bir de IF Design ödülü var. Ya yani bu da çok önemli bir detay. Bize bu araçtan bahsedebilir misiniz? Kullanım alanlarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bu arkamızda gördüğümüz araç ARFF, yani Aircraft Rescue Firefighting tarif edilen araçlardır. Havalimanlarında, askeri veya sivil havalimanlarında olası uçak kaza kırımlarına müdahale etmek için tasarlanmış özel şasili bir itfaiye aracıdır. Tabii bu araçlar havalimanlarında kullanıldığı gibi büyük petrol rafinerilerindeki yangınlara da müdahale edebilecek nitelikte güçlü yangın söndürme sistemlerine sahip araçlarımızdandır. Şu an gördüğümüz araç bizim son jenerasyonumuz. 2017'de piyasaya çıkardığımız versiyon. 6x6 versiyon. Bunun 4x4 ve 8x8 versiyonları da var. 8x8 versiyonunda çift motorla 1560 beygir gücündedir. Bu tek motorlu versiyon 770 beygir gücüne sahip. Ülkemizde birçok havalimanında bu araçlardan görebilirsiniz. Bizim üretimimiz, yerli imkanlarla üretimimiz. Evet, 2010 yılından beri özellikle biz Türkiye'deki havalimanlarında yerli üretim araçlarımızı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra edindiğimiz tecrübelerden dolayı artık 20 farklı ülkede de son 5 yılda bu araçlarımızı çok iyi satmayı başardık. İşte bunlardan en başında Malezya, Nijerya'da, Libya'da, Romanya'da, Polonya'da çok ciddi adetlerde bu araçlarımızda mevcut. Bu hali hazırda kullanmakta. Yeni mesela satış yaptığımız yerlerden bir tanesi de yeni sipariş aldık. Yeni Zelanda Christchurch Havalimanı'na bu araçlar bir tane göndereceğiz. Turks and Caicos Adaları'nda bu araçtan bir tane gidecek. Volkan olarak ülke sanayisine, özellikle itfaiyecilik alanına ciddi bir değer kazandırmış olduk bu araçlarımızda. Çünkü bu araçlarımız ithal olarak geldiğinde çok yüksek maliyetlerde geliyordu. Ve bazı havalimanları bunu almakta güçlük çekebiliyordu. Çünkü bu aracın şöyle bir özelliği var. Havalimanlarının kategorilerini belirleyen aslında asıl unsurlardan bir tanesidir. Bu havalimanındaki olası bir yangın ve yangın kurtarma kabiliyeti. Bir havalimanına büyük gövdeli bir uçak inebilecekken, mesela kategori 10 havalimanı, bu araçlardan biri veya ikisinin eksik olması demek o havalimanında kategori düştüğü anlamına gelir. O artık büyük gövdeli uçaklar inemeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla kritik öneme sahiptir. Sivil havalimanında, askeri havalimanlarında da çok değerli olan, işte özellikle savaş durumunda veyahut da barış durumunda çok değerli olan askeri ekipman, askeri uçaklarımızın olası yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlaması açısından farklı tabii geliştirdiğimiz donanımlar, opsiyonlar mevcuttur bu araçlarımızda. Yani açıkçası hem tasarımsal hem özelliksel açısından oldukça dolu görünen bir araç. Siz de video news konuşumuzda elektrikli versiyonun gelebileceğini söylemiştiniz. Onun avantajı ne olacak tam olarak? Şimdi endüstride ciddi bir elektrikli mobilite, elektrikli araçlar konusunda bir atılım var. Bunu ticari kamyonlarda görüyoruz, binek araçlarda görüyoruz. Biz itfaiye aracı üreticisi olarak tabii işin çevre boyutu tabii ki de önemli. Ancak bu araçlarımız zaten çok uzun mesafe yol giden, kat eden araçlar değil. Çoğu zaman da istasyonda bekliyorlar. Hazır bir şekilde bekliyorlar. Elektrikli araçların bizim açımızdan önemi performansları. Yani elektrik motorlarının verimlilik ve performans grafikleri içten yanmalı motorlara çok daha iyi olduğu için biz elektrikli araç konusunda da çalışmalarımızı bundan 3 yıl önce başlatmıştık. Şimdi ilk olarak bunun plug-in hibrit versiyonunu önümüzdeki Mart ayında prototipini ortaya koyacağız, çıkartacağız. Ve 2026 Haziran ayında da tamamen elektrikli versiyonu çıkacak. Ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Mesela bu arkamda gördüğünüz araç 770 beygir dizel motorla 0'dan 80 kilometreye 39 ton ağırlıkla 28 saniyede hızlanıyordu. Plug-in hybrid olduğunda 25 saniyeye düşecek. Tamamen elektrikli versiyonunda ise 18 saniye düşecek bu süre. Çok iyi bir süre. Bu
bir yangına müdahale süresini ne kadar kısaltacağını, yani 10 saniye çok önemli bir süredir. Çok kıymetli, kesinlikle. Çünkü bu araçlar belli bir sürede bir uçak kazasına müdahale etmesi gerekiyor. Bununla ilgili uluslararası sivil havacılığın regülasyonları bu işlemin 2 dakika içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Ve yaklaşık bunu 3 kilometre yol kat ederek, ortalama 3 kilometre yol kat ederek yapacak. Yani 2 dakika içerisinde 3 kilometre yolu kat edecek ve üzerindeki, içindeki söndürme ajanlarını kullanmış olacak diyor. Şimdi bunu yapabilmeniz için öncelikle size ciddi bir hızlanma, ivmelenme ve sürat gerekiyor. Bu aracımız 140 km sürate kadar çıkabiliyor bu arada. 39 ton ağırlıkla. Yani ateşin içerisinde ne kadar kısa sürede insanı kurtarabiliriz? Bunun araştırmaları, bunun geliştirmeleri için de çalışıyoruz. Firmamızda 60 kişilik bir mühendislik ekibimiz var. Her ekibin farklı rolleri var. Mesela bu RFF araçlarımızın farklı bir ekibi var. Merdiven araçlarımız ayrı bir ekibi var. Biz kendi içimizde de odaklanma seçtik. Yani çünkü hepsinin farklı dinamikleri var. Ve özellikle havacılık tüm dünyada ciddi anlamda yükselişteyken, biz de özellikle havalimanı itfaiye araçları konusunda ciddi bir buraya Ar-Ge bütçesi ayırıyoruz. Reklam bütçesi ayırıyoruz. Bizim için havacılık önemli. Hem sivil hem askeri. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Genel olarak önemli bir aracı sizlere göstermiş olduk. Özellikle savunma sanayi tarafında biliyorsunuz savaş durumlarında uçakların daha da fazla inip kalkma durumları olacak, olumsuz durumlar olacak. Bunlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarınız varmış. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben yavaştan videonun sonuna geliyorum. Sizden neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi videoyu ben kapattım ama devam edeceğim. Çünkü aracın içine binebiliyormuşum. Ya aracı görüyorsunuz. İnanılmaz görünüyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Gelin birlikte içine binelim. Tasarım ödülü ibaresi tam olarak buraya konumlandırılmış. Geliyoruz. Burayı açıyoruz. Ve büyük bir kapı açılmış oluyor. Şimdi bir elimle tutunacağım. Bir elimle içeri gireceğim. Ve içeriye de girdim. İçeri de bu şekilde görünüyor. Bu araçta Scania bir motor var. Haberiniz olsun. Yerli motor değil. Ancak elektrikli versiyonda yerli motor tercih edilecek, kullanılacak. Bilginiz olsun. İç kısmı tam olarak bu şekilde görünüyor. Bakın 360 derece kamera sistemi de burada karşımıza çıkıyor. Kontrol mekanizmaları buraya konumlandırılmış. Ek olarak burada da bir oturma bölümü bulunuyor. Üste çıkış da buradan yapılabiliyor. İç kısım oldukça geniş ve şunu söyleyeyim. Yani yerli bir markanın bunu yapıyor oluşu en önemlisi bence.